MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde İsveç yönetimi vardı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç için NATO üyeliği artık suya yazılmıştır cümlesini kurdu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan İngiliz The Economist dergisine de yüklendi. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışanlar ağır sonuçlarına katlanacaktır dedi. Bahçeli, Meral Akşener'in Diyarbakır'daki silahlara veda sözlerine de yüklendi. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz. Hedefinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç makamları vardı. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da Türk'ün töresini zedelemeye güç yetiremeyecektir. Yedi düvele özellikle İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türk'tür. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanını hedef alan İngiliz Ekonomist dergisini de unutmadı. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışan soysuz cüretinin ağır sonuçlarına katlanacaktır. İşte meydan, işte er, kendine güvenen durmadan gelsin beri. Eleştirilerine muhalefetle devam etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili ayak takımıdır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Bahçeli sözü HDP'nin kapatılması davasına getirdi. Kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. HDP kapatılmalıdır. Kapısına kilit asılmalıdır. Son sözleri ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da söylediği silahlara veda açıklamasına yönelikti. İP Başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak, gülücükler saçarak gizlem ellerini saklamaya yeltenemeyecektir.